merhabalar. Evet Tarık. Herkese bayağı merhaba. Topladın mı bayağı? Evet. Yalnız terliklerle gittim. Nasıl şu an oldu mesela? Ayakkabı giymeyi unutmuşum. Tarık amin. Ayağıma diken var. Evet bugün ne yapıyoruz? Dut pekmezi yapıyoruz. Fatma herkese ablamız merhaba. Geldi. Dalaman'dan. Evine gitmiştik daha önce. Merhabalar. Bizi davet etmişti doğum gününde hatırlarsınız. Fatma ablamız bugün yardıma geldi bize. Onun evet. Tecrübelerine dayanarak güzel tut pekmezi yapacağız. Evet. Değil mi Fatma abla? Evet. Allah nasip ederse inşallah. Evet. Şimdi naylonumuzu yıkadık. Daha önce dut toplamıştık, kurutmuştuk biliyorsunuz. Naylonumuzu yıkadık, güneşe serdik. Şimdi o kurudu. Dutlarımızı toplayacağız. Ondan sonra bir güzel dut pekmezi yapacağız. Bunu buradan kesip de etrafına dolatalım. Açalım. Şu dallarda da gölgede seçerim. Gölgede işte oraya ağacın altına. Buraya mı? Tamam. Evet şu körünü çöpünü bir de böyle kurular falan da düşmüş onları temizliyoruz. Bir karışık dökülüyor. O yüzden ayırmak şart. Valla insanın evde böyle temiz temiz kendi yapması çok başka bir şey. Tabii ki. Karadut'un faydaları da kaymakla bitmez. Özellikle evet. Pekmezi. Pekmezi mesela solunum yolları için çok faydalı. Mideye çok faydalı. Evet. Ondan sonra kanı temizliyor. Bir de bu enfeksiyon hastalıkları için falan çok faydalı vücudu temizlemesi açısından. Mesela her sabah bir kaşık yiyin diyorlar. Ve çok güzel de enerji veriyormuş tüm gün boyunca. Ağız yaralarını çok iyiydi. Evet ağız yaralarını da çok iyi. O yüzden her gün bir kaşık. Özellikle mesela kansızlık için falan içmek lazım. Bağırsaklara da çok faydalı. Kan yapıcı özelliği var. Her sabah birer kaşık içeceğiz Tarık. Tamam. Değil mi Tarık? İçerik. Zorla içirim ben. Şimdi pekmez mi yapıyoruz? Evet pekmez yapıyoruz. Dut pekmezi. Ben keçi boynuzunu da çok severim. Dut pekmezini de çok severim. Evet. Ben keçi boynuzu tozunu alacağım sütle. Çok güzel oluyor. Sütle nasıl? Ne yapıyorsun? Sütü sıkıyorsun ya içine atıyorum bir kaşık. Kahve, sütlü kahve gibi. Keçi boynuzu tabii. Bronşite falan çok iyi geliyor. Benim dünür de şey yapıyor. Çocuklara keçi boynuzu kaynatıyor, içiriyor. Ben tozunu alıp süte karıştırıp içiyoruz. Ha, bak onu bilmiyordum. Çok güzel keçi boynuzu, çok faydalı. Süte karıştırıp içilebildiğini bilmiyordum. Onu biz de yapalım. Biz şimdi bunları böyle komple atsak, kaynatsak ne olacak? Olmaz. Olmaz, çörünü çöpünü kaynatacağım. İçinde çünkü kırmızılar da var mesela. Bunlar tadını mı bozuyor? Tabii canım. Ekşitir değil mi? Su olarak kaynayacak ki şey yapsın, koyulsun, evet. Pekmez olsun. Öbür türlü reçel gibi bir şey olur. Ve biz bunu direkt böyle önce süzgüden geçireceğiz, sıkacağız iyice kaynatacağız, suyunu. Kaynatacağız, sıkacağız. Sonra ha yok, kesin. Önce süzdük sonra. Önce sıkacağız salça gibi, suyu çıkacak. Hı hı. Onu bir daha süzeceğiz, ondan sonra odun ateşinde kaynatacağız kazanı. Neyi suyunu mu kaynatacağız? Evet. Koyulana kadar, pekmez olana kadar. Şurup gibi çıkıyor ya suya. Kaynatacağız. Bundan ne su çıkacak ki bu kadar bir şey?
çıkar çıkar. Hepsini atsak böyle kaynatsak? Olmaz mı? Çürü çöpü var bak. Yok yok için. Öyle değil hani sıkmadan. Sıkmadan diyor ama olmaz işte. Olmaz. Ondan sonra onu bir daha gene süzdürmemiz lazım. Pekmez olmaz. Tabii. Reçel marmelat gibi bir şey olur. Tabii. Bizim Elazığ'ın dut pekmezi meşhur biliyor musun Fatma abla? Ya. Yeah. Dut pekmeziydi değil mi sen? Bilmiyorum ben hiç görmedim. Şimdi süzdürüyoruz. Oo, bayağı su çıkıyor. Evet. Evet. Kavuçtan bile bayağı çıkıyor. Şey ya, olgun oldukları için şimdi dutlar evet. Çok güzel çıkacak. Burada bile suyu çıkmış Hasan durduğu yerden. Evet, baksın dilime. Harika. Şimdi bunu böyle yapacağız. Sosa burada kalıp mı üzerine alacağız? Evet, sonra bunları bir daha sıkabiliriz istersek, istersek de. Zaten bir şey kalmadı da. Evet, bak. Fatma abla, bu kıyafetlerden nasıl çıkıyordu bunun lekesi? Vallahi soğuk suyla yıka dediler yani soğuk suda çıkıyormuş. Soğuk suya yatırıyor kıyafetleri çıkıyor. Hı. Bak eldivende bile leke kalmadı hiç. Evet, anlamıyorum da. Üzerimizdekileri, benim geçen ayakkabılar falan bayağı dut oldu. Valla bizim komşu dedi soğuk suya yatır, sabaha kadar hiçbir şey kalmaz, sonra at makineye. Fatma abla bu işi biliyor ya. Biliyor tabii. Değil mi Fatma abla? Evet. Bir bilene sor demişler. Evet. Öğrenmenin yaşı yok işte. Öğrenmiş. Çok merak ediyorum ne kadar kaç kavanoz çıkacak. Allah azın bereketini versin. Ama evde yaptığın her şey çok bereketli oluyor. Tabii canım. Gerçekten. Lezzetli, bereketli neden? Emek var. Evet. Şimdi tel süzgeçten. Ve üzerine temiz bezimiz var. Ondan süzeceğiz. Bence sıkılsa daha iyi olur. Normalde çuvallarda yapıyorlar. Çuvalı koyup taş koyuyorlar değil mi? Evet. Üzerine kendi kendine süzülüyor ama uzun sürüyor. Evet, uzun sürüyor. Şimdi o kadar çok uzun vakit değil de daha kestirmeden yapalım. Yine yani. Böyle elini... Öyle mi? Evet. Öyle yaparsan daha iyi. Daha çok güzel. Ya içinde tortu olursa bozulur, ekşir. O yüzden tülbent sesi yapıyor. Tortu olmaması. Saf su çıkıyor. Evet. Böyle kolay olmuyor bu işler falan. Böyle zahmetli. Evet. Gerçekten inanılmaz zahmetli. Yani yaklaşık 1,5 saat geçti mi? Fazla. 1,5 saat süzüyoruz. Normalde tabii çuvala koyup üzerine ağırlık koyuluyor ama hani böyle daha hem hijyenik. Tekrar tekrar süzdük. Kosası kalmasın evet. Diye. Bir de şöyle yaptık. Şundan bir geçirdik. Başka bir leğende. Sonra bir daha bunu aldık. Daha hızlandı. Yoksa biz bir 2 saat daha süzerdik yani. Çok ince telden geçirdik. Bir daha tülbentten geçiriyoruz şu an. Yoksa o çekirdeklerden hiç gitmiyor. Ve bu tepsi doluydu bak. Bu kadar. Evet, bayağı olmuş. Bakalım. Kazan da büyük de. Kazan büyük. Oradan kaç kavanoz çıkar kim bilir. Sen ateşi yakabilirsin. Tamam. Tamam.
Ben altına tutayım. Lavaboda yıkıyorum. Lavaboda mı yıkıyorum? Güzel yoğurt. Evet, pekmezimiz koyulaştı. Şimdi ateşten alıyoruz. Oo, harika görünüyor. Ne güzel kokuyor. Çok güzel koktu. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kavanozlara koyacağız, dolduracağız. Tamam, sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Ya da biraz bekleyelim, çatlar mı acaba? Onu da bilemedim. Getireyim bir tane, deneyelim. Çalsın, deneyelim. Bak ne kadar koyu bastı. Soğuyunca. Soğuyunca kök, evet. Daha da katılaştı. Evet. Güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bence oradan 3 tane çıkar. Yok. Çıkar biber. Çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Elinize sağlık. 3 tane çıkar diyorum ben. Hadi bakalım. 10 kilo demeden tuttum. 2,5 çıkar bence. Bence 2. Sıcak sıcak mı kapatacağız? Vallahi biraz soğusun istersen. İsteyenler 2 gün güneşte tutabilir. Çok kıymetli ama. Evet. Ne dedim ben size ama 2 tane anca çıkar. Olsun. Allah bereket versin. Ama şöyle bir kavanoz bile çok değerli. Yani. Her sabah bir kaşık tatlı kaşık. Evet. Yemek kaşığı da tatlı kaşığı da. Hikaye yeriz artık. Vallahi elinize sağlık. Afiyet, gerçekten olsun. Fatma abla eline sağlık. Allah sağ ol. Şifa olsun. Çok uğraştı mı değildi? Uğraştı da değildi bence de değildi valla. Güzel ol. Evet, Fatma ablanınkini takdim et Esen. Şunu silelim de. Böyle kopuyor. Valla bunda çok büyük emek var. Şöyle kıyalım da. Altın değerinde. Evet. Yani. Sıcak sıcak. Böyle geçelim. Ateş bitti mi Tarık? Yok. Yemek atacağız. Duruyor. Şimdi ne yapacağız? Ne istiyorsun, ne yapalım? Benimki hiç fark etmez de ben gidelim diyorum yani eve. Yok, gidelim. Yok hayır, gitmiyoruz. Hep beraber. Nereye gidiyorsunuz ya? Olur. Yemek yiyeceğiz, öyle gidelim. Oo. Abimiz de geldi. Bitirdiniz mi işimizi? İşimizi bitirdik. Sen bizi bir yerden gözetliyordun herhalde abi. İş bitsin öyle geleyim diye. Şimdi oraya koyduk. Yer bakalım. Allah tatlı yedir, tatlı yedirsin. İyi günlerde yedirsin. Abimiz burada işe girdi. Bir daha sefer evet. Daha çok... Değil mi abi? Tekne işine. Ha. Tekne işine girdin değil mi abi? Evet. Burada tekne imalathanesi var, evet. Orada çalışıyorsun. Vallahi helal olsun. Güzel işimiz. Evet. Tencerem hazır. Son kavrulurken ben toplar yıkarım. Sütlerimiz de geldi. Bir kaçtan alıyorsunuz? 10 lira oldu. 5 liraydı, 10 lira oldu abi. Kilosu 10 lira. Biri bizim, biri 10 lira. Geçen gün şey yaptım, 9 lira dediler. Onu. Süt çok güzel yapmış.
Bizim buranın sütü çok güzel ya. Yani. Sizden komşudan aldım. Evet. Tabii. 5 kilosunu ben aldım, 5 kilosunu. Bak, halen sıcak, evet. Nasılsın abi? Eyvallah. İş de buldun kendine. Hemen devamlı iş, değil devamlı mi? Devamlı iş. Ne gidip toplayayım mı? Geliyorum ben. İşte aradığımızı bulduk ya. Hemen atıyorum. Ay! Allah şanslıydım kopardı. Düşme. Rodite. Dut toplarken gel bacaklarına atıyorum. Gidiyorsun gibi. Ne var sen? Tereyağı. Evet. Biz de kendin topla. Kendin pişir. Kendin pişir. Yok, biz pişireceğiz. Şimdi ama siz toplayacaksınız, biz pişireceğiz. Evet. Şimdi semizotu yemeği yapacağız. Ondan nasıl sonra, beğendin mi bu semizotu? Bu da çok sağlıklı. Hı? Nasıl? Ay çok güzel, tazecik ya. Çıtır çıtır kopuyorlar. Değil mi? Çok güzel. Şimdi biraz toplamıştım, biraz daha topladım. Şimdi bunlarla güzel bir yemek yapacağız. Evet, odun ateşinde. Evet, odun ateşinde. Muhteşem olacak. Tarık soğanı attı. Sen de bir an adamına doğrayabilir. Ben yıkıyorum. Hemen alayım, onları da yıkayım. Tamam. Oradan buluyorum işte. Şu tutsana yürüsene. Değiştirdim ben abi. Yıkarak domates yoksa. Tamam, pirinci atıyorum. Domates de atalım. Tamam. Sen mi atıyorsun? Al. Kapağını getirin. Bir bol olsun. Pirin baklar, sağ olun. Çok selam. Doktum. Sarılıyor musun sen bana? Ha? Sen bana sarılıyor musun? Sen bana sarılıyor musun? Ha? Sen bana sarılıyor musun? Tamam, yeter. Oğlum yeter. Yeter. O bir yeter. Şanslı, gel kurtar beni. Şanslı. Şanslı. Gel 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 gel. Gel kurtar beni. Gel gel gel. Kurtar beni. Şanslı, kurtar beni. Kurtar beni şundan. Şundan beni kurtar. Sarılıyor bana Şanslı. Şanslı. Oğlum ne var be? Şanslı ya, kurtar beni. Onunu kaşıyor. Oldu mu? Nasıl? Odun ateşinde mis gibi semizotu. Yabani semizotu. Evet. Bakalım.
Evet, bütün her şey organik. Organik, evet. Esen yaptı bu turşuları. Salatalık turşusu. Bu ne turşusuydu? Lahana. Lahana. Kırmızı lahana. Hepsi organik. Bir tek bunu marketten aldım. Evet, biberlerimiz çıksın, onu da yapacağız. Evet. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Fatma abicim, ellerine sağlık. Ellerine sağlık abla. Sizin de ellerine sağlık. Olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.